Arkadaşlar hepinize merhabalar, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. 3D yayınlarından güzel bir soruyu sizler için çözmeye çalışalım. Çok sıkıntılı bir soru değil ama bir noktayı vurgulamak için burada ben çözüm yapmak istedim. Denklemi y eşittir kök x olan şekildeki parabolün a ve p noktalarının x ekseni üzerindeki dikiz düşümleri b ve h noktalarıdır. HBP üçgenin alanı x'in hangi değeri için en büyüktür diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi burada A ve P noktalarının x ekseni üzerindeki dikiz düşümleri demiş. H'nin koordinatlarını x'e 0 olarak vermiş. Yani H'nin apsisi üzerinden yorum yapmaya çalışacağız. Tabii buraya bir x değeri vereceğiz. Ya da x kafamızı karıştırıyorsa bir m değeri vererek de ilerleyebiliriz. Ama o zaman üçgenin alanını sanki m'ye bağlı bir fonksiyonmuş gibi oluştururuz. Gelin biz burada x olarak alalım. Burada H'nin apsisini x aldığımızda PH x ekseni dik olduğu için P'nin apsisi de x olarak gelecektir. Aynı zamanda y eşittir kök x'te x'e x yazınca y'mizin kök x geldiğini görüyoruz. Yani P'nin ordinatı da kök x olarak gelmiş olur. Bu kök x aynı zamanda PH'nin uzunluğunu bize verecektir. Yani burası kök x kadardır. OH arası buraya x dediğimiz için x birimdir. B'nin apsisi 36 olduğu için HB arası da 36 eksi x olarak gelecektir. Üçgenin alanını bize veren fonksiyonu gx gibi düşünürsek gx dik kenarların çarpımının yarısıdır. Yani kök x çarpı 36 eksi x olarak gelmiş olur. Burayı maksimum yapan tabii bir de 2'ye böleceğiz üçgen alanı bulduğumuz için. Burayı maksimum yapan x değerini bulmak için yine türevini alarak ilerleyeceğiz. Kare köklü ifadenin türevi geliyor. Tabii ki çok sıkıntılı değil. Ama ben burada şöyle bir şey önereceğim. Bunu kullanabiliriz ama şurayı bir temizlemek istiyorum. Şimdi biz burada h'mizin apsisini x değil de x kare olarak alalım. Yani şuradaki apsisimiz ne olarak gelmiş olsun? X kare olarak gelmiş olsun. Y eşittir karekök x'in içinde olduğumuz için zaten kullanacağımız x'lerimizin büyük eşit 0 olduğunu biliyoruz. Ben buraya x kare aldığım için en sondaki hani x'in hangi değeri demiş ya, artık şurayı x kare yaptığımdan x karenin hangi değeri için bunu aradığımı burada sormuş oluyorum. Şimdi aynı mantıkla buraya x kare deyince OH arası x kare kadar gelmiş olacaktır. B'nin apsisi 36 olduğu için şu HB arasında da 36 eksi x kare kalır. Aynı zamanda bu H'nin apsisi olan x kare P'nin de apsisi olarak gelir. Ben burada y eşittir kök x'te x yerine x kare verirsem y'mizin de kök içinde x kareden ne geleceğini söyleyebiliriz. X çünkü x'lerimiz büyük eşit sıfırdı. Hani mutlak x'tir ama o da bize x'i vermiş olur. Bu durumda P'nin ikinci bileşeni x olarak gelir. Bu x aynı zamanda şurada bir kenarımız olarak gelmiştir. Bakın artık biz bir kenarı x olarak belirledik. Diğer kenarda 36 eksi x kare gelmiş oldu. Bunu gx olarak alırsak hiç köklü ifadelere girmeden bunu yaparız. Şimdi bu çok önemli bir şey mi? Aslında küp köklü falan bir şey varsa daha rahat hareket etmek adına mesela burada küp kök x olsaydı x'imizi x küp alabilirdik. Hani orada köklerle uğraşmamak için onu anlatmak adına bunu çözmek istedim. Gelin buradan bir ilerleyelim. Ama biz en son x kareyi bulacağız. Lütfen buna dikkat edelim. Şimdi bizim gx fonksiyonumuz, alan fonksiyonumuz tabii ki şunun neyi olarak gelecektir? 2'de 1'i. Çünkü 2 dik kenarı çarpıp 2'ye bölmemiz gerekiyor. Ben burada gx'in türevini alarak ilerleyeceğim. İşlemlerim rahat olsun diye şuradaki 2'yi bir kenarda tutabilirim. Ya da içler dışlardan 2 tane gx eşittir 36 x eksi x küp deyip buradan da türevi ilerletebilirim. İki tarafında türevini aldığımızda 2 çarpı g türev x eşittir 36 eksi 3 x kare olarak gelecektir. Şimdi türevin 0 olduğu yerleri şuradan yakalayacağımızı görüyoruz. Burayı 0 eşitlediğimizde 3 parantezinde 12 eksi x kare eşittir 0 gelir. Burayı 0 yapan x değerlerini bulacağız ama zaten doğrudan x karenin bakın kaç geldiğini görüyoruz, 12. Zaten şu anda biz cevabımızı yakalamış olduk. X kareyi aradığımızı söylemiştik. Cevap da belli ki kaç olarak gelecektir, 12. Ama bunu fark etmeyip ilerlesek x kare 12 ise x'imiz artı eksi 2 kök 3 gelir. Bunun da tablosunu yapacağım ama zaten x'lerimizi pozitif olarak alacağımız için eksi 2 kök 3'ü burada kullanmayacağız. Belli ki 2 kök 3'ü kullanacağız ve belli ki bu 2 kök 3 de buradaki alanı ne yapmış oluyor? En büyük yapmış oluyor. X 2 kök 3 ise bizim aradığımız x karemiz 2 kök 3'ün karesinden yine 12 gelir. Doğru cevabımız burada A şıkkı olur arkadaşlar. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. Çok sıkıntılı değil ama hani böyle bir şey karşınıza çıkarsa daha rahat hareket etmek adına bunu ben anlatmak istedim. Diğer çözümlerde görüşmek üzere.